Metaverse şu anda birçok şirketin, girişimcinin ve programcının üzerinde çalıştığı bir fikirdir. Doğrudan deneyime odaklanan, 3 boyutlu bir sanal internetin gelecekteki bir perspektifi olarak kısaca özetleyebiliriz. Daha önce sosyal medyanın patladığı ve Web 2.0 olarak adlandırdığımız internet aşaması gibi bu da yeni bir aşama aslında. Web 3.0. Metaverse teknolojisinin birçok avantajı olacak. Verimlilik artıran yanlarından, sağlığımıza pozitif anlamda dokunan yanlarına kadar. Metaverse'e ve olası faydalarına daha önceki videolarımızda değindik. Ancak bu videoda konu edindiğimiz soru, Metaverse'ün avantajları mı daha fazla, yoksa dezavantajları mı? Bugün dürüst bir şekilde Metaverse'ün olası problemlerine, farklı bir deyişle karanlık yüzüne değineceğiz. Veri yarışı. Blockchain, konsept olarak merkeziyetsizliği temsil etse de, konu Metaverse olduğunda devreye teknoloji devleri de girdiği için bu durum verilerimiz yani güvenliğimiz için tehdit oluşturabiliyor. Metaverse'ü çevreleyen gelişmeleri herhangi bir ölçüde takip eden herkes, teknoloji devlerinin Metaverse'e oldukça istekli olduğunu görebilir. Neredeyse hepsi kapıda bekliyor. Facebook'tan Google'a. Bu tarz şirketlerin ana gelir kaynağı biliyorsunuz ki kullanıcılarının verileridir. Bunları reklam verenlere kiralarlar. Metaverse teknolojisinin gelişmesi de bu alanda bir devrim yaratabileceği için dev şirketler oldukça hevesli. Evet, halihazırda kullandığımız web siteleri ve uygulamalarla zaten risk içindeyiz. Ama Metaverse bunu daha da şiddetlendirebilir. Veri hırsızlığının yanında özel hayatın ihlali, ticari amaçlara dayalı manipülasyonlar, gözetleme ve casusluk, özerkliğin ihlali ve kutuplaştırma gibi sorunların körüklenmesine yol açabilir. Sadece Mark Zuckerberg'ün açıklamalarına bakın. Daha fazla veri depolamak için can attığını görebilirsiniz. Hangi lokasyondasınız, orada ne yapıyorsunuz, ne tür kıyafetler giyiyorsunuz, ne hissediyorsunuz gibi konulara resmen cevap aranıyor. Bugün hala zamanımızın çoğunu dışarıda geçiriyoruz. Okulda veya iş yerinde. Okulu ve iş dünyasını tamamen dijitale aktardığımız vakit, evet verimliliğimiz artacak ama verilerimiz daha gerçekçi bir hal alacak. Ve bunun sonuçları çok kötü olabilir. Web 3 teknolojisi buna bir çözüm olabilir. Web 3 trendi, blok zinciri ve kripto teknolojisine dayalı merkezi olmayan internetle ilgilidir. Web 3'te aracılar, bankalar veya hükümetler olmadan herkes kendi verilerini yönetir. Hala ilk günlerinde olan Web 3, gelecekte amaçlandığı gibi çalışırsa, programcıları, içerik oluşturucuları ve kullanıcıları güçlendirecektir. Bu, internetin mevcut versiyonunun kralları olan Google, Facebook ve Amazon gibi mega şirketlerin gücünü azaltacaktır. Yani Metaverse ortamları muhakkak merkeziyetsiz bir temele oturtulmalıdır. Dev şirketlerin yarattığı veya yaratmaya amaçladığı meta evrenler tehlikeli olabilir. Güven duygusunun çöküşü. Meta evren, şu anki sanal dünyanın daha gelişmiş olacağı için günümüzün dijital sorunlarını daha da büyütebilir. Örneğin güven problemi. Çıkarları için kendisini bambaşka biri olarak tanıtan insanlar olacaktır. Belki dolandırıcılık için, belki de sadece zevk aldığı için. Kendini 22 yaşında tanıtan bir kadın, 45 yaşında dolandırıcı bir amca çıkabilir sonuçta, değil mi? Zihinsel kopuş. Meta ortamlara muhtemelen bir çevrimiçi temsilimizle gireceğiz. Yani kendi oluşturduğumuz bir avatar. Bu bizim 3 boyutlu versiyonumuz olacak. Tıpkı Sims'te karakter yaratır gibi her şeyi kendiniz tasarlayabileceksiniz. Saç modelinden cinsiyete her şey. Size gerçek hayatta var olandan farklı bir görünüm, farklı bir kimlik ve tamamen farklı bir davranış deneme fırsatı verecektir. Ki bu iyi bir şey, değil mi? Ancak bu durum, dijital versiyonumuza gereğinden fazla odaklanmamızla sonuçlanabilir. Bugün bile akıllı telefonla veya bir simülasyon oyunuyla çok fazla zaman geçirdiğimizde, sanki fiziksel dünyadan kopmuşuz gibi hissederiz. Ayrıca primat beynimiz böyle bir konsepte alışık olmadığı için uzun süreler geçirdiğimiz 3 boyutlu evreni gerçek olarak algılayacak ve fiziksel problemlere kapı açacaktır. Elbette bu durum bilinçli kullanıcılar için hiçbir problem teşkil etmeyecektir. Fakat yine de gelecekte Metaverse'de günde 2 saat harcadığımızı hayal ettiğimizde bedensel ve zihinsel olarak nasıl değişikliklere yol açacağını merak etmeden edemiyoruz. Tatmin olamamak. Kusursuz bir dünya, kusursuz bir eğlence ya da kusursuz deneyimler. Tüm bunlar gerçek dünyayı sıkıcı bulmamıza yol açacak.
Bugün bile üst düzey oyun deneyimleri veya bunlar üzerine geliştirilen bağımlılıklar tatmin olma seviyesini bir hayli yukarı çekiyor. Gerçek dünyada neredeyse hiç veya çok az yakaladığımız adrenalin duygusunu bu tarz ortamlarda güvenli bir şekilde ortaya çıkarabileceğimiz için duygularımızı uç noktalara çekebiliriz. Söz gelimi sanal dünyada bungee jumping, helikopterden atlamak, silahlı çatışmalara girmek gibi bazı aktiviteleri güvenli bir şekilde zihninize simüle edebilirsiniz. Ancak gerçek dünya bu şekilde işlemez. Sıkıcılıklarla dolu gerçek hayata döndüğünüzde tatmin olamaz olursunuz. Hayalinizdeki kadını burada yaratabilir veya gerçekte hiç de öyle olmayan oldukça çekici avatarlarla karşılaşabilirsiniz. Böylesine kusursuz yaratılmış 3 boyutlu modellerle arkadaşlık yapmak, hatta aşk yaşamak, gerçek dünyadaki sevgililiklerden asla tatmin olamamanızla sonuçlanabilir. Asosyallik. Meta evrenlerin gelişimiyle birlikte sosyal bağlarımız şekil değiştirebilir. Gerçekten de gelecekte Metaverse'te sadece oturma odanızdan bir sosyal bağ kurmak oldukça kolay bir hal alacak. Haliyle de eski bir dostunuzla bir kahve içmek pek de kulağa tatmin edici gelmeyecek. Evet, uzaktaki dostlarınızla olan iletişiminize katkı sağlayabilir bu durum. Veya dünyanın öbür ucundan insanlar tanımak, farklı fikirler, farklı kültürler keşfetmek için de bir avantaj olarak görülebilir. Fakat yan yana oturmanın, göz göze bakmanın, el sıkışmanın, karşılıklı gülmenin, kamp ateşi etrafında oturmanın veya bir insanı derinlemesine keşfetmenin tatminini vermeyecektir. Bağımlılık ve kaçış. Bugün bile bazı insanlar sıkılmadan 5-6 saat boş boş Instagram'da gezinmekten keyif alır. Ancak bir noktada sıkılır. Metaverse insanlar için çok ama çok daha büyük bir eğlence ortamı sunacak. 3 boyutlu ve gerçekçi ortamlar kullanıcıyı 20 saatte geçse asla sıkmayacak. Ek olarak gerçek dünyada hoş olmayan şeyler meta evrenlerde filtrelenebilecek. Sokaklarda çöplerin, çirkin veya terk edilmiş binaların olmadığını düşünün. Sokakta rahatsız eden hiçbir insan yok. Tam bir düş, değil mi? Tıpkı popüler film Truman Show'daki gibi bir dünya. Her çit sıkı budanmış, her çimen tırmıklanmış ve ışıl ışıl gülümseyen güzel insanlar. Meta evrenler hiç şüphesiz sorunlarla dolu hayatlarımızdan kaçmak için bir ortam sunacak. Sorunlarını çözmek yerine buradaki ortama sığınan tonla kullanıcı olacak. Dijital bağımlılıkların sayısı artacak. İşte bu, kontrolsüz kullanıcılar için oldukça büyük bir tehlike. Hack problemleri. Sanal gerçeklik daha yaygın hale geldiğinde hack problemleri de bundan nasibini alacak tabii. Bugün bile bir Instagram hesabının çalınmasıyla başına gelmedik kalmayan insanlar var. Metaverse'te hacklenmek nasıl bir şey? Olmasını isteyeceğiniz son şey, avatarlarınızın sizin kontrolünüz dışında hareket etmesi olacaktır. Bu, birisinin sizi korkutabileceği anlamına gelir ve ne yazık ki siber korkutma şakaları oyun topluluğunda giderek artan bir endişe kaynağı. Ayrıca VR veya 3 boyutlu kamera kullanan kullanıcılar, ki bunlar bu dünyanın olmazsa olmaz aletleridir. Kullanıcıların görüntülerine istenmeyen birinin erişmesi, mahremiyete büyük bir saldırı olarak tanımlanabilir. Sahteliğe minnet. Oldukça kusursuz olan bu yapay ortam bizi mutlu edeceği ve şüphesiz dopamin salgılatacağı için bunu bile bile bu yola sapan insanlar olacaktır. Aşık olduğun, flörtleştiğin birinin aylar sonra erkek olduğunu anlıyorsun ancak hala oradaki kadın karaktere aşık durumdasın. Ne kadar da garip olurdu değil mi? Instagram'da bugünlerde bile buna benzer şeyler yaşanırken elbette meta ortamda daha garipleri yaşanacaktır. Baştaki Metaverse'ün avantajları mı daha fazla yoksa dezavantajları mı sorusuna tekrar dönecek olursak, güvenlik tedbirlerini alan ve kendini uzun süre bu ortama kaptırmayan bireylerin korkmasını gerektirecek bir durum yok ortada. Kısacası tüm bu negatif yanlar, Metaverse'ün onlarca yararının yanında ufak şeyler. Teknoloji her dönem olduğu gibi büyük bir güçtür. Bu sebeple tekelleşmenin olduğu yerde adımlarımızı dikkatli atmalıyız. Sorumluluk biraz da biz kullanıcılarda olacak. Neyi beslersek, neye yönelirsek, gelişimde o rotada olacaktır. O zaman gelecekte görüşürüz.